77 yıl önce 5 Aralık 1934'te Türk kadını genel seçimlere katılma, milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur. Bugün ise mecliste 550 milletvekilinin sadece 78'ini kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti kadınlara politik haklarının verilmesi konusunda önemli ülkelerden biridir. 20 Mart 1930'da çıkarılan belediye kanunu ile ilk kez belediye seçimlerine katılma hakkı elde ederken 5 Aralık 1934'te Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 10. ve 11. maddeleri değiştirilerek kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Ve 1 Mart 1935'te ilk kadın milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerlerini almışlardır. Mustafa Kemal Atatürk eşit seçme ve seçilme hakkını milli mücadelede erkeklerle omuz omuza savaşmış olan kadınlara karşı bir sorumluluk olarak görmüştür. Cumhuriyetin kurulmasının ardından önce halkın eşitliğini sağlayacak ve pekiştirecek devrimler gerçekleştirilmiş, sonrasında ise kadınların politik süreçte yer alması sağlanmıştır. Demokrasinin en temel özelliği insanlar arasında fark gözetilmemesidir. Ülkenin din temelli devlet düzeninden laik düzene geçiş sürecinde kadın ve erkek eşitliği laik devlet düzeninin bir gereğidir. Çünkü dine dayalı toplum düzeninde kadın ikinci plana itilmiş, eve hapsedilmiştir. Kadın haklarından mahrum bırakılmıştır. Laiklikte uzaklaştıkça demokrasinin işlerliği de ortadan kalkmıştır. Türkiye laik sistemin korunduğu sürece ki bugünümüzde tehlikededir, kadın hakları korunacaktır. Gerek siyasal organlardaki, gerekse toplumsal kurumlardaki kadın sayısı yeterli değildir. Buralarda yer alan kadınlar da kadın olarak değil, daha çok erkek gibi olarak ancak yer alabiliyorlar. Temsil sorunu bugün dünyada parlamenter demokratik sistemlerde de çok tartışılan bir sorun olmuştur. Kadınlar, kadın olma bilincine sahip, kadın sorunlarından haberdar, bu sorunlara kafa yoranlar olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, sendikalarda, sivil toplum kuruluşlarında yer almalıdır. Söz konusu olan bedensel cinsiyet değil, toplumsal cinsiyettir. Temsil düzeyi sosyoekonomik bir sorundur. Ancak kadınların siyasette daha aktif rol almalarıyla, hakları için etkin bir mücadele vermeleriyle çözülecektir. 1934 yılında kadınların tanınan haklara zamansal ve hukuksal açıdan bir atılım olmuştur. Bu kanunla hukuksal olarak ileride olduğumuzu, ancak kanunun yaşama geçirilmesinde geride olduğumuzu unutmamak gerekmektedir. Türkiye'nin örnek aldığı ülkelerde siyasal yaşamda birçok kadın yer almaktadır. Türkiye bu ülkelerin çok gerisindedir. Büyük bir değişime gereksinim vardır. Bu değişimin ilk etabının hukuk alanında olması gerektiği bir gerçektir. Kadınların siyasal hayatta geri kalmasında, siyasi partilerin seçim dönemlerinde kadın adayları alt sıralardan göstermesinin etkisi büyüktür. Bu sorun yapının değişerek seçim dönemlerinde daha çok kadın aday olması ve daha da önemlisi en üst sıralardan aday olarak gösterilmesiyle çözülecektir. Kadınlarımızın kendi kaderleriyle birlikte ülke kaderinde söz sahibi olmalarının yolu siyaset yapmaktan geçmektedir. Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından 9 ay önce Şubat 1923'te şöyle diyordu. Bizim toplumumuzun başarısızlığının sebebi kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten gelmektedir. Yaşam demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir. Seçme ve seçilme hakkı gibi Cumhuriyetimizin önemli kazanımlarının yozlaştırılmaya çalışıldığı günümüzde bu değerleri güncellemeli ve daha ileri taşımak için çaba sarf etmelidir diyor.